Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisini ele alacağız. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: İhtilafu ümmeti rahme. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu hadis gerçekten düşündürücü bir hadistir. Ve hatta bazıları bu noktadan acaba bu hadis değil mi tereddüde düşmüşlerdir. Yani ihtilaf nasıl rahmet olur? Müslümanlar arasında ihtilafı nasıl rahmet olarak değerlendirebiliriz? Ve hadis-i şerif kriterleri açısından senet itibariyle değerlendirdiğimizde çok da kuvvetli bir rivayet olmadığını görüyoruz. Ancak senet itibariyle zayıf olması mana itibariyle yanlıştır anlamına da gelmez. Böyle bir mana meşhur olmuştur ve bunun sahih bir manası nazara verilirse herhalde problem ortadan kalkacaktır. Şöyle ki, ümmetimin ihtilafı rahmettir. Hangi noktada rahmettir? Hangi noktalardaki ihtilaf rahmettir? O açıdan bakmak gerekir. Mesela Allah-u Teala ihtilaf kelimesini وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ orada da kullanıyor. Allah'ın ayetlerinden birisi gece ve gündüzün ihtilafıdır diyor. Gece kendine göre bir nimet, gündüz kendine göre bir nimet. Devamlı gece olsaydı karanlıkta kalırdık. Devamlı gündüz olsaydı istirahatta problem olurdu. Geceye de ihtiyaç var, gündüze de ihtiyaç var. Gece ve gündüzün bu şekilde ihtilafı, farklı farklı oluşu rahmet olduğu gibi Müslümanların da kendi içinde farklı camialar içinde olmaları Müslümanlar açısından bir rahmettir. Ve İslam alimleri bu hadis-i şerifi fıkhi mezhepler noktasından değerlendirmişlerdir. Ve demişlerdir ki Müslümanlar arasında farklı farklı fıkhi görüşlerin olması İslam için, Müslümanlar için bir rahmettir. Bu nasıl olur? Bunu bazı örnekleriyle ifade etmeye çalışalım. Değerli izleyenlerim, mesela Şafii mezhebinde hanımı dahil bir kadına, evlenebileceği bir kadına eli değdiğinde bir insanın abdesti gidiyor. Haccın abdestli olarak ifade edilmesi gerekir. Tavaf esnasında abdestli olmak gerekiyor. Şafii mezhebinden olan birisi o kadar kalabalık içinde elinin bir kadına değmesinden emin olamaz. Farkına varmadan da değebilir. O kadar kalabalıkta kendini koruyamaz. Eğer dinde sadece tek bir mezhep olsaydı, söz gelimi bu da Şafii mezhebi olsaydı, hac ibadetini yapmakta insanlar gerçekten çok sıkıntılara maruz kalabilirlerdi. Ama Hanefi mezhebinde bu abdesti bozan durumlardan değildir. İmam-ı Azam'ın bu konudaki görüşü gayet nettir. İlgili ayet-i kerimeyi kinaye olarak değerlendirmektedir. اَوْلَا مَسْتُمُنْ نِسَاءَ kadınlara dokundunuzsa bunu ailevi ilişki olarak anlıyor ve abdesti bozan durum olarak o şekilde değerlendiriyor. Yoksa sadece mücerret el değmesiyle abdest bozulmaz. İmam-ı Azam bu görüşü belirtmiş. Dolayısıyla Şafii mezhebinden olan birisi hac görevini eda ederken Hanefi mezhebi üzere kendine bir çıkış bulabilir ve zaten o tarzda da yapılıyor ve insanların gönlü rahat oluyor. Diğer taraftan mesela yine Şafii mezhebinde cuma namazının sahih olabilmesi için en azından 40 kişinin imamın ardında Fatiha okuması lazım. Bir takım böyle küçük yerleşim birimlerinde bu mümkün değil. Bu durumda Şafii mezhebinden olanlar cuma namazı kılmayacaklar mı? Kılabilirler. Onlar da Hanefi mezhebi üzere 3 kişi olduğunda bu şekilde cuma namazlarını eda edebilirler. Bir de bazı özel durumlar söz konusu oluyor. Özel durumlar dediğim mesela ailevi meselelerde bazı mezheplere göre nikahları belki bitiyor. Bazı mezhep imamlarının görüşüne göre artık evlilikleri noktalanmış. Birbirlerine yabancı duruma düşmüşler. Diyelim adamın ağzından bazı sözler çıkmış, hanımını boşamış. O mezhebe göre de artık hanımının nikah bağı kalmamış oluyor. Fakat başka bir mezhepte orada bir kolaylık gösterilmişse, bir genişlik varsa, bunlar aile hayatlarının devamını istiyorlarsa, o mezhebe göre aile hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde mezheplerdeki farklılığı bir rahmet olarak görmek gerekiyor ve ümmetin ihtilafını
bir rahmet şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Mesela insanın vücuduna baktığımızda insanın vücudunda da ihtilaf vardır. Diyelim insanın yüzünde en değerli organ göz olabilir. Ama bütün yüzü göz olsaydı o zaman ne yapacaktı? Ağza da ihtiyaç var, buruna da ihtiyaç var. Bütün beden kafa olsaydı ele de ihtiyaç var, ayağa da ihtiyaç var. Demek ki insan vücudundaki bu mükemmellik ihtilaftan kaynaklanıyor. İhtilaf orada bir güzellik meydana getiriyor. Ve farklı farklı şeyler birbirini tamamlıyor, birbirini bütünlüyor. Diğer taraftan mesela bir ordu örneği verilebilir. Bir orduda gerçekten değişik kuvvetler var. Hava kuvvetleri, kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri gibi. Bu şekilde farklı farklı kuvvetlerin olması güzel bir şey. Tümüyle kara kuvvetleri olsa havaya da ihtiyaç var. Hava kuvvetlerine de ihtiyaç var. Deniz kuvvetlerine de ihtiyaç var. Benzeri bir şekilde farklı bölgelerde, farklı mezheplere de ihtiyaç var. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Bu açıdan değerlendirilebilir. Bir de Müslümanların farklı farklı cemaatler halinde olması, farklı hizmet grupları halinde olması, bu da bir rahmettir. Ne gibi? Mesela ülkemizden meseleye bakmaya çalışalım. Bir kısım insanımız diyelim tarikatla İslamiyet'i yaşamaya çalışıyor. Bir kısım insanımız daha çok Kur'an kurslarını yaşatmak, orada talebe yetiştirmekle meşgul. Güzel bir hareket. Bir kısım insanımız İmam Hatip, İlahiyat gibi okullara daha ağırlık veriyor. Oralarda hizmet etmeye çalışıyor. O da güzel. Bir kısım insanımız medyada İslam hizmetlerde bulunmaya çalışıyor. Bu da güzel. Bunların her birine ihtiyaç var. Ve bunlar birbirini tamamlayan şeyler. Hayatın tamamını kuşatan bir İslam'ı böylece insanlar farklı gruplarla ortaya koymuş oluyorlar. Ve bu da İslam'ın daha iyi anlaşılması, daha iyi yaşanması için bir kolaylık meydana getiriyor. Ancak şuna da dikkat çekmemizde belki fayda olur. Zararlı olan ihtilaf da vardır. Yani ihtilafların hepsi faydalı değildir. Nasıl ki ordu içinde kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri birbirine düşse, bunlar birbirlerini yok etmeye çalışsa bu bir felakettir. Benzeri bir şekilde Müslümanlar eğer kendi mezheplerini veya kendi cemaatlerini ön plana çıkarmak suretiyle diğerlerini inkar etme cihetine giderlerse bu da Müslümanlar için son derece zararlıdır. Ve kitaplarımızda aslında bunlar çok net bir şekilde ortaya konulmuş. Alimlerimiz demişler ki hiçbir mezhep diğer mezhepten daha üstün değildir. Yani diyelim bir Şafii mezhebinden olan ben Şafii'yim daha üstünüm, benim mezhebim takvaya daha yakın diyemez. Bir Hanefi, ben Hanefiyim, dünyada en kalabalık mezhep Hanefi mezhebidir, biz en üstünüz diyemez. Yani takım tutar gibi böyle mezhep davası gütmek uygun bir şey değil. Ve her biri şunu kabul edecek, hepimiz Allah'ın kullarıyız. Hepimiz Allah'ın dinini böyle bir mezhep kalıbıyla daha böyle pratik bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Böyle diyecekler ve bulundukları camia varsa, belli bir İslami camia, o camia içinde görevlerini yapmak suretiyle Allah'ın dinine hizmet etmeye çalışacaklar. Yoksa bir grup diğerini reddeder, biri diğerine düşman olur, o tarzda bakacak olurlarsa o zaman ciddi problemler çıkar. Ve orada herhalde şu ölçüyü unutmamak lazım. Herkes kendi gittiği yolu daha güzel görebilir. Ama sadece güzel benimkidir diyemez. Kendi gittiği yolun hak olduğunu bilecek, ben hak bir yolda gidiyorum diyecek ama sadece hak benimkidir diyemez. O da haktır, diğeri de haktır. Mezheplerde ve cemaatlerde hak taaddüd eder. Yani birinin hak olması, diğerinin batıl olması anlamına gelmez. İslamiyet geniş bir cadde, bir otoban gibi düşünün. Siz arabanıza binmişsiniz, gidiyorsunuz. Bir başkası da başka bir arabayla gider. Bir başkası otobüsle gider. Bir başkası belki o yolda motosikletiyle gider. Ama hepsi aynı yolun yolcusudur. Aynı yolun yolcusu olduktan sonra birbirlerine toslamamak şartıyla yolları mübarek olsun. Selametle cennete doğru gitsinler. Cenab-ı Hak hepimize istikametli bir şekilde gitmeyi nasip etsin. Böyle bir duayla programı noktalıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.